Ali bir kaplumbağa ile 10 kilometrelik bir koşu yarışı üzerine iddiaya giriyor. Hızına çok güvenen Ali kaplumbağaya 2 saatlik bir avans veriyor. Ali ve Tospa çok güzel. Ardından koşabildiği en yüksek sabit hızda koşmaya başlıyor. Ali'nin muhtemel koşma hızıyla kilometre bölü saat cinsinden, o hızda yarışın bitme süresi, bu da saat cinsinden. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi 2 saatlik avansı da kapsayacak şekilde aşağıdaki grafiklerden hangisi anlatmaktadır. Burada videoyu duraklatın ve bunu biraz düşünün. Bu grafiklerden hangisi Ali'nin muhtemel koşma hızlarıyla 2 saatlik avansta dahil olmak üzere Ali'nin yarışı bitirme süresi arasındaki ilişkiyi gösteriyor olabilir. Bu hızlar bu eksende gösteriliyor. İhtimallerden bir tanesiyle başlayalım. Hatırlayın, yol hız çarpı süreye eşitti. Hız çarpı süre veya başka bir deyişle yol eşittir hız çarpı zaman. Buradakiler süre. Bağımlı değişkenimiz bu. Bağımsız değişkenimiz ise hız. Yani bağımsız değişken hız. Ve bunun 10 kilometrelik bir yarış olduğunu biliyoruz. O halde bunu şöyle yeniden yazabiliriz. Zaman eşittir. Yol bölü hız zaman eşittir yol bölü hız. Yani süre 10 kilometre bölü hıza eşit. Şimdi bir tablo oluşturarak deneyeceğimiz birkaç hız değerine hangi sürelerin karşılık geldiğini hesaplayabiliriz. Nasıl yapalım? Bu sütun, bu sütun hız sütunu olsun. Burası da süre sütunumuz olsun. Tüm grafiklerde hız 2 ile 18 kilometre bölü saat arasında değişiyor. Neyle başlayalım? Mesela 2 ile başlayalım. Saatte 2 kilometreden başlayalım. Hızımız 2 kilometre bölü saat olursa süremiz ne olur? 10 kilometre bölü hız, yani bölü 2 olur. Bölü 2 kilometre bölü saat olur. Önceki videolarda da gördüğümüz gibi birimlere değişken gibi davranabiliriz. Aynı olmalarına gerek yok. Boyut analizinin gücü de buradan geliyor zaten. Yani burası ne olacak? 10 kilometre. Küçük yazıyorum, kusura bakmayın, ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Çarpı dedik, 2'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 değil mi? Bunun çarpıma göre tersi 1 bölü 2. Kilometre bölü saatin çarpmaya göre tersi ise saat bölü kilometre olur. Akla yatkın değil mi? Şimdi bunun güzel tarafı kilometreler birbirine götürüyor ve geriye sadece saat kalıyor ki bu da bulmaya çalıştığımız sürenin birimi oluyor. Ve 10 çarpı 1 bölü 2, 5'e eşit. Demek ki bu süremiz 5 saatmiş. Şunu bir temizleyeyim. Evet, sığdırmaya çalışıyorum. Yani buradaki süremiz 5 saat. 5 saatlik bir süre. Sadece bu noktayı göz önünde bulundurursak hangi grafikler bu sonucu sağlıyor? Ha, bu arada dikkatli olalım, buradaki 5 saat Ali'nin koşma süresi. Ama 2 saatlik bir de avans vermişti. Yani artı 2 saat, artı 2 saat. Başlangıçtaki bu avansı da süreye katmamız gerekiyor. Artı 2 saat eşittir 7 saat. Burayı bir tekrar edeyim netleşsin. 10 kilometreyi 2 kilometre bölü saate böldüm. Demek ki Ali'nin koşma süresi 5 saat. Ama başlangıçta 2 saatlik bir avans vermişti. O yüzden yarışı bitirmesi 7 saat sürüyor. Bakalım grafiklerden hangisi bu sonucu sağlıyor. 2 kilometre bölü saat, 7 saat. Tam buraya denk geliyor. Ama bu nokta yerinin üzerinde değil. Saatte 2 kilometre, 7 saat. Bu grafik gayet iyi görünüyor. 2 km bölü saat, 7 saat. Bu sağlamıyor. 2 km bölü saat, 7 saat. Bu da sonucu sağlamıyor. Yani tek bir veriden hareketle bile cevabın grafik 2 olduğunu bulabiliyoruz. Probleme başka hangi açıdan yaklaşabilirdik? Herhangi bir noktayı denemeye gerek bile duymadan şöyle diyebilirdik mesela. Eğer hızlı gidiyorsam, hızlı gidersem, yani hızım yüksekse, yarışın daha kısa sürmesi gerekir. Yavaş gidersem de, yavaş gidersem sürenin artması lazım, değil mi? Sürenin artması gerekiyor. Şimdi burada ne oluyor? Yavaş gittiğimde süre artıyor. Hızlı gittiğimde ise süre azalıyor. Yani bu grafik akla yatkın. Bu grafikte yavaş gittiğimde süre artıyor, hızlı gittiğimde azalıyor. Ve hiçbir zaman süper hızlı koşsam bile 2 saat sınırının altına inemiyorum. Gayet mantıklı çünkü başlangıçta 2 saatlik bir avans vermiştim. Yani bu grafikte akla yatkın. Burada yavaş gittiğimde süre uzun, güzel. Ama çok hızlı gittiğimde de yine süre uzuyor. O yüzden bu grafik mantıksız. Ve grafik 4'te yavaş gidersem yarışı çabucak bitirebiliyorum. Olacak iş değil. Hızlı gidersem süre artıyor. Yani bu grafikte gayet mantıksız. Demek ki sadece bu mantığı kullanarak bu iki grafiği eleyebiliyoruz. Problemi böyle çözmeye çalışsaydık bu iki grafik arasında kalacaktık. Bu grafiğin doğrusal olduğu çok açık. Negatif eğimli bir doğru var, değil mi? Bu grafikse non-lineer, yani doğrusal değil. Şimdi bu denkleme bakalım. Bağımsız değişken olarak r'yi aldığımız zaman bu denklem lineer mi olur, non-lineer mi? Burası 10 kilometre çarpı r değil, 10 kilometre bölü r. Böyle bir grafik oluşturabilmek için denklemin şu şekilde olması gerekirdi. t eşittir, sabit bir sayı, çarpı hızımız, artı başka bir sabit sayı. Ve bu katsayının negatif olması gerekirdi. Bu ifadeyi bu biçimde yazabilmem mümkün değil. Negatif bir değer çarpı r bölü bile değil, çarpı. Yani bir bakış açısı da bu. Bu ifadenin lineer olmadığı çok açık çünkü bu genel ifadeye benzetemiyorum. Grafik bir e elemenin bir yolu da bu işte. 10 kilometreyi R'ye böldüğümüzde gerçekten de doğrusal olmayan bu şekli elde ederiz. İkna olmadıysanız farklı sayılarla deneyebilirsiniz. Yani bu problemi çözmenin birden çok yolu var. Bu yolları lütfen bir düşünün. Ali'nin muhtemel ile yarışın süresi arasındaki ilişkiyi 2 saatlik avansı da kapsayacak şekilde anlatan tek grafik, grafik 2. Eğer 2 saatlik avansı olmasaydı bu grafik 2 birim aşağı kayacaktı. Yani Ali 2 saatlik bir avans vermeseydi grafik şuna benzeyecekti. Tüm grafiği 2 birim aşağı kaydıracağız. 2 birim aşağı kaydırdım. Ama asıl grafik 2 saatlik avansı da kapsıyor. O yüzden Ali ışık hızıyla bile koşsa asla 2 saatin altına inmiyor.